Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Bu videoda altın ons, gram altın, dolar TL, gümüş gram, platin ons, platin TL yorumları yapacağız. Şu an itibariyle 20 Nisan 2020 saat gece 3. Dolarda, gram altında, altın onsta, platinde bazı hareketler var. Bu hareketlerde panik yapmamanız açısından bu videoyu size yaptım. Çünkü yarın akşama kadar ben olmayabilirim. Verdiğim rakamları takipte kalın. Kritik seviyeler ve rakamları ben size şimdi bildireceğim. Bu rakamları takipte kalın arkadaşlar. Altın onsla başlayalım. Altın onstaki arkadaşlar 1673 seviyesi önemli. 1673'ü takipte kalacaklar. 1673 desteğini. Arkadaşlar bu 1673 altına inmezse altın ons hala olumludur. Ve buradan tekrar bir 1720 seviyesine kadar ataklarına devam edebilir. Fakat 1673'ü takipte kalacaksınız. 1673 seviyesi kırılırsa bu sefer de 1645 altın onsta takibinizde kalacak önemli bir destek seviyesi. Fazla rakamlara boğmayacağım sizi arkadaşlar. Yarın itibariyle bu rakamları takipte kalın. 1673 desteği kuvvetli bir destek. Bu destek kırılmazsa arkadaşlar yukarı doğru hareketler 1720 seviyesine kadar tekrardan altın onsta mevcut olabilir. Fakat 1673 desteğini kırarsa da bu sefer bileceğiz ki düşüş aşağı yönlü 1645'li seviyelere kadar uzanabilir. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir. Gram altında 378 seviyesi bizim için önemliydi arkadaşlar. Fakat hareketler 378 seviyesi altında gerçekleşmekte. 378 seviyesi altında, gram altında 370 desteği ve onun altında da 363 desteği, kısa da takipte kalmamız gereken önemli destekler şeklinde görülmekte arkadaşlar. 363 desteği önemli. 363 desteği kuvvetli bir destektir ayrıca arkadaşlar. 363 ve 370 desteklerini takipte kalacağız. 370 de aşağı yönlü kırılırsa 363'teki destek takibimizde olacak önemli destek. 378 altında kaldıkça da 370 ve 363'lü seviyeler gram altında test edilebilir. O yüzden kısada yarın itibariyle bu verdiğim 3 rakam takibinizde olsun. Önemli rakamımız 370'te arkadaşlar. 370 desteğinde tutunabilirsek tekrardan 378'e doğru yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Fakat 370 kırılırsa da aşağıda 363 seviyesi gram altında takipte olmanız gereken önemli seviye. Gümüşe de bakalım, gümüşte neler olabilir. Gümüş onsta da saat 3 itibariyle, gece 3 itibariyle arkadaşlar şu an 15.06 desteğimiz mevcut. 15.06'daki desteğimiz kuvvetli bir destek. 15.06 üzerinde gümüş ons tutumlarını gerçekleştirebilirse yukarıda tekrar 15.55 seviyesine doğru hareketlerini devam ettirecektir. 15.06 desteği, 15.06 altında da gümüş onsta da sarkmaları görürsek eğer arkadaşlar bu sefer de gümüş onsta 14.75 düşüş yönlü hareketini koruyacak ve 14.75'e doğru gümüş onsta hareketlerini devam ettirme yoluna gidecektir. Gümüş onsta da dediğim gibi arkadaşlar 15.06 yakinen takibimizde. 15.06 kuvvetli bir destek. Bu desteğinde tutunabilirse gümüş ons yukarıya doğru 15.55 atakları görülmesi mümkün. Fakat 15.06'yı aşağı yönlü de kırarsa bu sefer de 14.75'li seviyelere doğru gümüş onsta geriye dönük ataklar yaşanabilir arkadaşlar. Bu seviyeler takibimizde kalacak. Gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gramda neler olabilir? Gümüş gramı da gene arkadaşlar gümüş, biliyorsunuz gümüş ons grafiği üzerinden size anlatacağım. Gümüş onsta
3.35 önemli destek. Haftalık desteğidir 3.35 seviyesi. O yüzden 3.35'te gümüş ons tutunabilirse arkadaşlar, yukarı 3.59 seviyesi bu hafta itibariyle tekrardan test edilmeye gidebilir. 3.35'teki kuvvetli destek bölgesi. Buradan desteğini sürdürebilirse yukarıda 3.59'u tekrardan test etmeye gümüş gram gidebilir. O yüzden 3.35 yakın takibimizde. 3.35 kırılırsa aşağıda bizi bekleyecek olan 3.25'teki destek seviyesi mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi 3.35 yakından takip ediyoruz. 3.35 kuvvetli bir destek. Kırılırsa aşağıdaki ikinci kuvvetli desteği de 3.25 bölgesinde bulunan bir diğer kuvvetli destek bölgesi. Bugün itibariyle 20.04.2020 itibariyle arkadaşlar 3.35 desteği yakından takibimizde olacak. Kırılması durumunda 3.25, üstündeki tutunumlar durumunda da 3.59, gümüş gramda da takip etmeniz gereken önemli seviyeler. Dolara bakalım arkadaşlar, dolarda neler oluyor? Dolar-TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar, öncelikle Merkez Bankası'nın yabancı merkez bankalarıyla görüşmesi devam eden swap görüşmeleri devam ediyor. Swap'ı biliyorsunuz arkadaşlar, merkez bankaları kendi aralarında döviz alışverişinde bulunuyorlar. Yani bir nevi takas, birbirlerine belli bir faiz karşılığı yabancı para cinsinden para takasında bulunuyorlar. Bunun görüşmeleri de dolar-TL çıkacak sonuç, dolar-TL kurunu ilgilendirecek önemli sonuçlardan biri. Buradan çıkacak olumlu bir sonuç, dolar-TL'nin aşağı yönlü gelmesine sebebiyet verebilir. Bu haber son dakika haberi olarak geçebilir arkadaşlar. Bunu takipte kalacaksınız. Fakat bizim şimdi bugün itibariyle 6.87 dolar-TL kurunda takip etmemiz gereken önemli bir destek bölgesi. 6.87 üzerinde dolar-TL tutunmasına devam edebilirse arkadaşlar, tekrardan 6.96 seviyesini test etmeye gider. Fakat 6.87 kırılırsa dolar-TL kurunda, bu sefer aşağı yönlü arkadaşlar 6.74 seviyesine kadar dolar-TL kurunda sarkmalar yaşanabilir. O yüzden 6.87 dolar-TL kurunda önemli bir destek yerimiz. Bu 6.87 üzerinde kaldıkça dolar-TL olumlu olacaktır. Fakat 6.87 aşağı yönlü de kırılırsa bu sefer dolar-TL'de 6.74'teki destek seviyesi takibimizde olacak. Önemli bir seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Platine de bakalım. Platinde neler olabilir? Platine de baktığımız zaman platinde 774'te önemli bir destek bölgemiz var. 774'teki önemli bir destek bölgemiz var. 774 seviyesi üzerinde platin ons tutunmasına devam edebilirse arkadaşlar, 774 seviyesi üzerinde tutunmasına devam edebilirse o zaman tekrardan 783 bölgesini tekrardan teste gider. 783 üzerinde de tutunmasına devam edebilirse yönünü 800'lü seviyelere doğru tekrardan çevirebilir. O yüzden platin onsta da 774 önemli bir seviye. 774 altına doğru sarkmalarda da platin onsun hedefi 756'daki destek bölgesi olur. 756 kırılmadıkça platin onsta panik yapmaya gerek yok. Tekrardan 756 üstünde kaldıkça 774, 783 ve 800 seviyelerine doğru tekrardan platin onsta yukarı yönlü ataklar görülebilir. Fakat 756 altına da inerse bu sefer kırılımlar aşağı yönlü daha sert şekilde gerçekleşebilir. Bugün itibariyle 774
ve 756 destekleri önemli desteklerdir. Takibimizde olacak bu destek seviyelerini. Mutlaka iyi bir şekilde takip edip izlemekte fayda var arkadaşlar. Şimdilik dolar, gümüş ve platinle ilgili, altınla ilgili benim söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğen atarsanız beni çok memnun edersiniz. Kanalıma da abone olmamış arkadaşlar varsa mutlaka kanalıma abone olmayı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yarın akşam görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.